bağlantılıdır, bağlıdır. Ha, belki şöyle, puantajlarda hafta tatillerini çalışılmalı gösterir ve işçinin imzasını da alırsanız bunun karşısına, o zaman işçinin hafta tatilinde çalıştığı iddiasını çürütmüş olursunuz. Yani yazılı delille çürütmüş olursunuz. Şimdi fazla mesai ile ilgili olarak bordolarda ne şekilde gösterilmesi gerektiği Atakan Bey tarafından söylendi. Ben fazla mesai ile ilgili olarak yönetmelikte hüküm var. Diyor ki her takvim yılı başında işçilerden fazla mesai onayı almalısınız. İşçilerden fazla mesai onayı alırsanız işçi fazla mesai yapmak zorundadır. Hani yasal süreleri aşmamak kaydıyla. Yani yasaktır yani aslında fiilen ödenmesi gerekir diye yargıta karar olmasa rağmen fazla mesainin yasal sınırları vardır. Bir yıl içerisinde 270 saatten fazla olamaz, 90 günden fazla olamaz, 3 saatten fazla, günde 3 saatten fazla olamaz gibi yasal sınırlamaları vardır. Ama fiilen de yaptırmışsanız bunu ödeyeceksiniz diyor Yargıtay. Şimdi bu yasal sınırları aşmamak kaydıyla fazla mesai onayını almak durumundasınız işçiden. Eğer bunu almazsanız ne olur? İşçiye fazla mesai yaptıramazsınız. Yani işçi yapmak istemiyorum dediği zaman fazla mesai yapmaya zorlayamazsınız. Ülkenin genel yararları gibi durumlar, yasadaki ayrık durumlar hariç. Bu onayı alırsanız işçinin fazla mesai yapmıyorum deme hakkı oradan kalkıyor. İşçi mecburen fazla mesai yapmak, işveren talebi doğrultusunda fazla mesai yapmak zorunda kalıyor. Bunun dışında ulusal bayram genel tatil günlerinin bordoda gösterilmesini Atakan Bey her ne kadar söylemişse de orada küçük bir ayrıma girmek istiyorum ben. Ulusal bayram genel tatil ücretleri çift yevmiye üzerinden ödenir. İki yevmiye ödenir. Çalışan eğer ulusal bayramda genel tatilde çalışmış bir işçi var ise iki yevmiye üzerinden ödenir. Eğer işçi maktu ücretle çalışıyorsa bu maktu ücret dediğimiz aylık sabit bir ücrettir. Yevmiyeye göre ödenmiş bir ücret değildir. Yani bu arada aslında ücretin iki türüne de değinebiliriz ona. Ona da bir parantez açalım ileride. İşçi aylık maktu ücretle çalışıyorsa bunun bir yevmiyesini zaten o maktu ücretin içinde aldığı için işçinin çalışma karşılığı alacağı ulusal bayram genel tatil ücreti bir yevmiyedir. Bu şekilde bordolarda gösterilir. Ha, daha yüksek iş yeri uygulaması, toplu sözleşme, Atakan Bey'in dediği gibi iş yeri uygulaması var ise o zaman daha yüksek olabilir ama bunun asgari tutarı bir yevmiye tutarıdır. Hafta tatili eğer çalışılmış ise İş yasasında çalışılan hafta tatili için ayrıca bir ücret öngörülmemiş. 46. maddede çalışılmayan hafta tatili günü için işçiye bir yevmiye ödeneceği öngörülmüştür. Çalışılan hafta tatili işin esasında fazla mesaidir. Dolayısıyla bir gün çalışmış işçiye ödenecek tutar 1,5 yevmiye tutarı olmalıdır. Kendi yevmiyesinin dışında yani yevmiyeli bir işçi için düşünecek olursak 1 artı 1,5 eşittir 2,5 asgari ödeme gerekmektedir. Yani 2,5 yevmiye ödenecektir. Bunu bir sendikamız bu asgari tutar bu olmasına rağmen bir sendikamız yıllarca belediye toplu sözleşmelerinde 1 artı 1 yevmiye olarak geçirdi ve bu şekilde ödendi. Ama aslında doğrusu 1 artı 1,5 yevmiyedir ki bu kanunen asgari olan tutardır. Şimdi yıllık 270 saatin uygulamasına gelelim. Çalışma süreleriyle ilgili olarak. Buna hizmet sözleşmesinde olması gereken şeylerde değinmiştim. Yılda 270 saat fazla mesai onayı aldığınıza göre bir takvim yılı içerisindeki 270 saattir. Yani örneğin işçi 8 Ekim'de işe başlamış ise bir sonraki 8 Ekim'e kadar 270 saat fazla mesai yapacaktır. Fazlasını yapmayı 270 saat fazla mesai ücrete dahildir deyip siz mesai hesabını iki tane 8 Ekim arasında yapamazsınız. 8 Ekim'den 31 Aralık'a kadar bir yapacaksınız. 1 Ocak'tan bir sonraki 8 Ekim'e kadar yapacaksınız. Çünkü fazla mesai onayını takvim yılı başında alıyorsunuz. Dolayısıyla sizin fazla mesainiz bir takvim yılı içerisindeki fazla mesaiyi yönlendiriyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekir. Ondan sonra başka Atakan Bey o kadar çok detaylı şeylere söyledi ki bana bir tek ibraname kaldı.
İbraname iş hukukunun yumuşak karnıdır. İbraname'nin hangi dönemde bu iş yeri dosyasında olması gereken belgelerden biri olduğu için söylüyorum. Çok önemlidir. Benim tabirimle kırtasiyeden aldığınız ibranameleri geçerli demek abesle iştigaldir. Zaman zaman Yargıtay'ın bu tip ibranameleri de bazı noktalarda geçerli saydığını görüyoruz. Tıpkı belirli belirsiz alacağın ne olduğu ne olmadığı noktasında Yargıtay şu kesin belirlidir, şu kesin belirsizdir demediği gibi ibranamede de şu kesin doğrudur, şu da kesin doğru değildir demek doğru değil. Her ibranameyi kendi somut koşullar içerisinde değerlendireceğiz ve geçerliliğini buna göre belirleyeceğiz. İbranamelerde rakam içeriyorsa bunu kesinlikle bileceğiz ki bu makbuz hükmündedir ve bakiyesi var ise eğer istenebilir. Ama rakam içermeyen ibranamenin geçerliliği, bunu imzalayan işçinin sosyal statüsü, ibranameyi ihtirazi kayıt koyup koymaması gibi kriterlerle değerlendirebiliriz. Örneğin fazla mesaimi ve bayram tatilli çalışmalarımı aldım diyen bir işçinin ibranamenin altına kullanmadığım 14 günlük yıllık iznim vardır diye bir şerh düşmesi halinde demek ki yukarıdaki hususları gerçekten kabul ettiği, ancak aşağıda ihtirazi kayıt koyarak benim alacağım sadece bu kadardır dediği bir ibraname fazla mesai ulusal bayram genel tatil yönünden elbette ki geçerlidir. İşçi bunu almıştır ya da aldığını kabul etmektedir. Koyduğu ihtirazi kayıt ulusal fazla mesai ve bayram tatillerine koymadığına göre bu ihtirazi kaydı geçerli bir ihtirazi kayıttır ve yukarıdakileri kabul etmiş anlamına gelir. Ama bir temizlik işçisini kalkıp her şeyi aldım, kıdemi aldım, ihbarı aldım, yıllık iznimi kullandım, fazla mesaimi aldım, hafta tatilinde çalışmadım gibi bir ibranameyi eğer ödeme belgesiyle desteklenmiyorsa bu işçinin hulus ve selafetinden faydalanarak alınmış bir ibraname gibi gösteriyorsa biz bu ibranameyi elbette ki geçerli saymayacağız. Ancak Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin bu noktada son dönemde sıklıkla gördüğüm şekilde bir irade fesadı yok ise ve bu kanıtlanmamış ise bu tip ibranamelerin de geçerli kabul edildiği birkaç kararına rastladım. Herhalde uygulama bu yöne doğru da gidiyor. Bu da benim gözlemlerim arasında. Başkan gittiği için kendisini tabii bu noktada soru da soramadık. Şimdi bir konuya daha değinip daha sonra benim söyleyeceklerim bitecek, soru cevap bölümüne geçebiliriz. Bugün yoğunlukla iş davalarının dörtte birini yaklaşık tahmin ediyorum ihaleli işlerde çalıştırılan taşeron işçileri teşkil ediyor. Biz bugün bu konuşmayı yaparken benim buna değinmemem olmazdı. Bu tip ihaleli işlerde çalıştırılan işçiler de arkadaşlar ulusal bayram genel tatil ücretleri %90 ödeniyor. Siz müvekkillerinizle konuşurken bayramda çalışıyor muydunuz diye sorarsanız o da çalışıyorduk der, siz de davayı açarsınız. Daha sonra borrular gelir bir bakarsınız ki bunlar ödenmiş, talebiniz reddedilir. Fazla mesai ödenmez. Bunu zaten çoğunlukla fazla mesai yapılmadığını da görüyoruz ama bazı vardiyalı çalışmalarda fazla mesainin olduğunu da görüyoruz. Ancak bunun iyi bilinmesini istiyorum ki işçinin aldığı bodroyu eline verilmiş ücret pusulasını görmeden bazı talepleri dava konusu etmemenizde fayda var. Bu tip çalışmalarda genelde ulusal bayram genel tatil çalışmalarının ücretleri ödeniyor ve bu şekilde talepler reddediliyor. Bunun dışında konu iş yeri dosyasındaki belgeler, evraklar olduğuna göre ancak bu kadar söyleyebileceklerim benim. Daha sonra isterseniz soru cevap bölümüne geçebiliriz. Teşekkür ediyorum. Genel görüşme bölümüne başlayalım isterseniz. Sorularınızı tek tek alabiliriz. Mikrofonumuz geliyor. Evet.
Evet, soru sormak isteyen meslektaşlarımız. Buyurun, adınızı öğreneyim. Selam Yüce. Başka soru sormak isteyen meslektaşlarımız, buyurun. Önce isimleri alalım isterseniz, sırayla daha sonra soruları alalım. Buyurun. Pardon. Evet, avukat Mustafa Avcı, mikrofonu uzatabilir miyiz sağ tarafa? Önce tebliğ sunan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Baromuza da böyle faaliyetlerine devam ettirdiği için ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Benim burada Fatih Bey İbrahimnameler konusuna girince, ses geliyor mu acaba? Fatih Bey İbrahimname konusuna girince Temmuz 2012'de yürürlüğe giren yeni borçlar kanunu dönemini ve yargıtay uygulamasını herhalde ayırmadı gibime geliyor. Şimdi Temmuz 2012 sonrası için 22. dairenin de herhalde çok farklı düşüncesi olmadığını benim bildiğim kadarıyla. Diğer bir husus da bu ibranamelerin akdin sona ermesinden sonra işte bir ay sonra düzenlenmesi ve mutlaka ödemeye bağlı olarak ancak ifaya bağlı olarak borcu sona erdiren bir durum olarak görmesi. Burada şöyle bir ayrıma gitmek gerektiğini düşünüyorum. Akdin feshine bağlı alacaklar açısından bu uygulanabilir. Borçlar kanunu 420. Fakat diyelim ki fazla çalışma, yıllık ücretli izin, nasıl yıllık izin defterine nasıl iş şartı devam ederken şeyi kullandım, yıllık izni kullandım dediği zaman kullandığını kabul ediyoruz. Dolayısıyla özellikle akdin feshine bağlı olmayan hak ve alacakların ibrasında borçlar kanunu 420'nin uygulanmasında farklar olabileceğini düşünüyorum. Bu konuda tebliğcilerin görüşlerini şey yapıyorum. Teşekkür ederim. Avukat Selami Yücel. Özellikle konuşmacılara teşekkür ediyoruz. Birinci açıklamam Atakan Bey'in verdiği örnekler herhalde asgari ücretin artırımdan önceki ücretler. Son asgari ücretleri. Şey yapıyorum. İkincisi de bu belirli ve belirsiz alacak davalar iş hukuku yönünden nasıl ayrılabilir, ne yapılabilir? Biz uygulayıcılar bayağı bu konuda sıkıntıdayız. Şimdi iş hukukunda mesela kıdem tazminatı davası bir belirli alacak davası mı, belirsiz alacak davası mıdır? Veya hangi örnekler belirli alacak davasıdır? Yani ben iş hukukunda biraz belirli alacak davası da yok gibi görüyorum. Bu konuda ne getirmiştir, ne götürmüştür? Sorun bu. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Avukat Ramazan Kara. İş yerinde kayıt tutma yükümlülüğü ve yazılı ispat kuralları kural olarak işverene ait. İşe giriş ve çıkışların kayıt altına alındığı bir iş yerinde bu kayıtlar mahkemeye gelmiyorsa %30 hakkaniyet indirimi yapılacak mıdır? Teşekkür ederim. Avukat Deniz Kalafat. Benim iki sorum olacak. Birincisi bodrolarla ilgili bir imzalı bodro söz konusuysa işveren tarafından dava dosyasına sunulduğunda bunun aksini biz yine bir imzalı belgeyle ancak kanıtlayabiliriz. İşçi vekili sıfatıyla takip ediyorsak. Ancak derdest olan bir davamda başıma gelen bir örnek var. İşverenler de davalar arttıkça, işçiler bilinçlendikçe savunmalarını
geliştirmeye başladılar. Bu sefer ne yaptı? Muhasebecilerine söylendi. Her ay bütün işçilerine 10 tane işçi var. Hepsine 2 saat 2 saat yazılmış. 5 ay boyunca böyle gitmiş. 6. aydan sonra yine 10 tane işçinin hepsine 3 saat denilmiş. Farklı farklı imzalı bodrolar geldi. Şimdi burada tanıkları da dinlettik. Tanıklar da aslında Bodrum'da gösterilenin aksinde daha fazla mesai yapıldığını ortaya çıkardı. Şimdi evet imzalı bir belge var ama az önce Fatih Bey'in dediği gibi ne yazık ki bir sürü işin kurumsallaşmadan yürüdüğü bir coğrafyadayız. Şimdi bizler yazılı bir belgeye rağmen ücretin daha fazla olduğunu özür dilerim geri alıyorum. Şimdi bu tür bir durumda Bodro'ya mı değer vermeliyiz yoksa tanık beyanları mı geçerlidir, esas alınmalıdır? İkinci sorum da şu, yine başıma geldi derdest dava, ne Yargıtay kararı var elimde. Bir yazılı iş akdi var. Yazılı iş akdinin ikinci maddesinde denmiş ki işçinin aylık ücreti net 2000 liradır. 30 maddelik sözleşmenin 20. maddesinde de kanunun lafzı aynen 270 saat fazla mesai ile ilgili tekrarlanmış. Deniyor ki işveren işçiye 270 saate kadar fazla mesai yaptırabilir. Dosyada bilirkişi raporu alındı. Bilirkişi şöyle bir rapor sundu. Yine fazla mesai talebimiz vardı. İşçi 270 saate kadar fazla çalışma yapmayı kabul etmiştir. Ücreti 1500 liradır. Bu ücrete fazla mesai de dahildir. 270 saatin üzerinde de fazla mesai yapıldığı tanıkla ispatlanmadığından fazla mesai alacağı olmadığı kanaatindeyiz. Yani sözleşmenin bu maddesindeki maddesini nasıl yorumlamalıyız? İkinci sorum da bu. Buna hemen anlık bir şey söyleyebilir miyim? Sözleşmede fazla mesai ücretinin sözleşmede söylenen ücrete, gösterilen ücrete dahil olduğuna dair bir düzenleme yok ise zaten yasal olarak 270 saatle olan sınırlamanın sözleşmeye geçmesi o 270 saatin ücreti dahil olduğu anlamını taşımaz. Rapor yanlış. Umarım yanlış olarak hakim tarafından da değerlendirilir. Yani o şekilde olmaz. Efendim? Yani sözleşmede ya. Dahil mi değil mi o? Dahildir denmediği sürece dahil değildir. Öyle bir ifade yok. Sadece kanun lafzı aynen tekrarlanmış. Standart yani sözleşmelerde görüyorum onam, ben onu. Onam niyetinde. Ama açıkça yazması lazım. Yazmazsa dahildir diye biz bunu dahil olarak kabul edemeyiz. Rapor yanlış olmuş. Buyurun lütfen. Tebliğ sahipleri buyurun. Soruyu ben de. Mustafa Bey'in söylediği konu hakkında bir açıklama yapmak istiyorum ben İbraname ile ilgili. Şimdi İbraname biliyorsunuz Yargıtay yıllardır dar yorumlanması gerektiğini söyler ve ifaya öncelik verir. Yani eğer ifayı ispatlayabiliyorsanız aslında İbraname'ye de hiç gerek yoktur. Zaten yeni borçlar yasasının 420. maddesiyle bizim sistemimize girmiş bir düzenleme. Ondan öncesi zaten Yargıtay kararlarıyla şekillenmişti. Temmuz 2012'ydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam yürürlüğe giriş tarihi. 420. maddede açıkça belli şekil şartları getirildi yasa koyucu tarafından. Denildi ki iş akdinin feshinden bir ay sonra alınmak durumunda üzerinde yazılı tutarların banka aracılığıyla ödenmesi zorunluluğu getirildi. Örneğin üzerinde yazılı tutarlar banka aracılığıyla ödenmiş ise ben ifayı ispatlıyorsam artık ibranameye ne gerek var? Gerek yok ki ben zaten ifayı ispatlamış oluyorum. O yüzden de yeni sistemde yeni BK'ya göre artık ibranamenin imzalatılmasının hukuken hiçbir yararı yok. Zaten ifa ispatlandığı için ibranameye de gerek olmadığını düşünüyorum bir mali müşavir olarak. Ben zaten fazla mesai ödeyeceksem zaten banka aracılığıyla da ödeyeceksem bunu İbra'ya yazıp yazmamamın ne faydası olacak bana? Zaten makbuz hükmünde olacak o İbraname'de yazan tutar. Burada ikinci dikkat edilmesi gereken husus, Yargıtay'ın yıllardır söylediği temel nokta var. İşveren kayıtlarıyla çelişmeyen İbraname diyor.
Az önce Fatih arkadaşımız değindi. Ben oraya yazdım. Fazla mesai ücretimi aldım. Ücret bodrolarında fazla mesai tahakkuku yoksa, sütun boşsa artık o ibranameyle işveren kaydı çelişmiş olmuyor mu? Oluyor. O yüzden de o ibranamenin